Destek kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Mustafa İllemir. Bugün yanımızda Kerem Aydın var. Kendisini zaten YouTube'dan biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da hemen kanalını şu an burada gördünüz zaten. Teşekkürler. Hoş Aynen geldin abi, Kerem. Arkadaşlar. Kendimi tanıtayım tanımayanlar için bu arada. Ben Kerem Aydın. Ben de tıpkı Mustafa gibi içerik üretiyorum sosyal medyaya. Sayısalcıydım ben de sınav senemde ve 1482 gibi bir sıralama yaptım sayısaldan. Dilden 305, TYT'den 1136 gibi sıralamalarım var ve Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde okuyorum. Tanımayanlar için bir kısaca bahsetmiş oldum. Aynen. O zaman arkadaşlar 8 ayda derece yaptıracak <laughs> o video gibi çok iddialı bir başlık attık. O yüzden bu videoda yapmanız gereken her şeyi konuşacağız. Evet. Bu aralarki netlerimizi, sınavdaki netlerimizi söyleyeceğiz. Ve bütün her şeyden bahsedeceğiz arkadaşlar. Uygulamanız gereken programlar, uygulamanız gereken taktikler, çözmeniz gereken kaynaklar. O yüzden tek bir video, çok önemli bir <laughs> video ve gevşemenizi, rahatlamanızı istiyoruz. Arkanıza yaslanmanızı istiyoruz. Hazırsanız da başlıyoruz. O zaman Kerem bu aralar kaç net yapıyordun? Önce sen söyle sonra da ben yani söyleyeceğim. Şimdi, yani Ekim ayında ben 80'lerdeydim diye hatırlıyorum açıkçası yanlış değilsem. Yani 80 gibi bir net yapıyordum. Ve e, sınav sonuna kadar da bunu açıkçası eksik olduğum kısımlardan bayağı arttırdım. Zaten bu videoda da biraz nasıl arttırdığımı... Hani ben çünkü 30 küsur net gibi bir şey arttırmışım sınav sonuna kadar. Ben e, TYT'de zaten 112-75 gibi bir net yaptım. Dolayısıyla benim için hani 30 küsurluk bir net artışı var anladın mı? E, evet, bu zamandan 32. o zamana 75. kadar. Ki bunu biraz daha 12'nin başına alırsak ya da 11'in sonuna falan gidersek... Daha büyük bir net artışı söz konusu. O yüzden e, neler yaptım ve neleri nasıl yapmanız gerekiyor bunlardan bahsedeceğiz zaten. Senin netin nasıl? Ben bu de var? bu aralar 70 net yapıyordum arkadaşlar. E, 70 civardaydı. Bazen 75 oluyordu bazen 65 oluyordu. O civardaydı. Sınavda da 105 net yaptım. Aslında ben de 35-40 netlik. O 35, kadar yükselmişsin de. Yani ikimizin de. benzer yükselişleri yakaladık. Bunu demek değil ki sen de 35 net arttıracaksın. <laughs> Tabii ki e, Şu an 30'dan 65 olacak falan gibi demek değil. Daha düşük netlerde olabilirsiniz. Herkesin başlayacağı, başladığı yer aynı ya değil. Evet, herkesin temeli farklı. aynı değil. Ve herkesin çözmesi gereken kaynaklar ve çözmesi gereken kaynak sayısı, izlemesi gereken video sayısı farklı. O yüzden uzun bir süreç ve sen daha düşükteysen daha fazla net arttıracaksın zaten bu bir kesin. Böyle bir bakış açısı var ve bu gerçekten doğru arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Sizin şu anda yarıştığınız insanlar sizden çok daha yüksek netler yapıyor olabilir. Ama bunu sene boyunca e, kafanızda bulundurun ki o kişinin artabileceği potansiyel çok daha az olacağından bir yerden sonra tıkanacak ve e, bunu gittikçe hızı azalan bir eğri olarak düşünebilirsiniz. Arttırma kapasitesi giderek artacaktır. Yani adam zaten sene başında e, 90 net, 100 net yapıyorsa hani daha ne kadar yükseltecek? Maksimum Big çok iyi çalışsa. Taş çatlası 10 net falan yükseltecek ve bir yerden sonra tıkanacak. Fakat sen 60'tan geliyorsan daha fazla arttırabilme potansiyelin olduğundan sen 30 net üstüne bir şeyler koyabileceksin mesela. 30. Belki 115 yapacaksın Sen o adam 110'da duracak hani böyle ya bir evet. çeşitsi olması lazım çünkü Kim? şu bir gerçek kanka. Ben şunu deneyimledim ee, direkt yüksek tempoda başlamak bir şeylere yani ya da bir beklenti yaratmak çok iyi netlerde başlamak bir süre sonra insanı yorabiliyor. Evet. O yüzden daha düşük başlayan arkadaşlar bunu bir avantaj olarak görebilirsiniz. Biliyorum bu avantaj olarak gözükmüyor pek çok açıdan ama bu açıdan cidden bir avantaj. Geriden gelip öne geçmeniz sizin için psikolojik olarak daha rahatlatıcı bir şey. Ve senedir. siz sürekli bir ilerleyiş göreceksiniz o adam sürekli yüzde kalacak böyle. Çünkü onu evet. arttırmak daha zordur Zor yüzden 115'e. Daha zordur. Aslında fark ettiysen bir bakış açısı dere sizi derece öğrencisi yapıyor. Yani derece öğrencileri genelde psikolojisini bu sınav süreci için iyi yönetmiş insanlar diyebiliriz çünkü bence sınav sürecinin yüzde altmışı psikolojik. Çünkü bu süreçten etkinin artmayacak. Bazen anlamayacaksın. İkinci videoyu izleme iradesini inatlaşmasını göstermen gerekecek. Bazen üçüncü kaynak yetmeyecek. Dördüncü beşinci kaynakları alma iradesini inatlaşmasını göstermen gerekecek. Yani bakış açısı bu sürecin bu ve bu sekiz ayın en önemli noktası eforu da bu yönde planlamanız bence gerekiyor. Kesinlikle. O zaman TYT adına neler yaptın bu 8 ayda Kerem? Yani bu netlerden 70'li net, 80'li netlerden nasıl 112 75'e çıkarttın? Benim aslında TYT adına yaptığım en sağlam çalışma arkadaşlar. E, konularını bitirdiğim ya da deneme çözebilecek kapasiteye geldiğimi hissettiğim konulardan hızlı bir şekilde deneme çözmeye geçmekti. Yani branş deneme Çözümü yöntemini öyle ifade edeyim çok etkili bir şekilde kullanmaya çalıştım. Tabii bunun için bu aşamaya gelmek için de belli bir yetkinliğe ulaşmamız gerekiyor ya. Ben bunu şu şekilde yapardım. Konu çalışması benim için birinci adım, ikinci adım yetkin bir kaynaktan e, tüm soruları görecek şekilde o kaynağı bitirmek ve soru potansiyellerine ne bileyim bir bakış açısı kazanmak. Sonrasında ise tamamen en fazla soru görebileceğiniz böyle adeta branş denemesi spamlayabileceğiniz bir evreye geçiyorsunuz. Ben bunu cidden yaptım ve e, biraz da şöyle söyleyeyim. Sınav senemin ikinci yarısı biraz daha bu şekilde ilerledi konuları tamamlayıp soru bankaları gördükten sonra branş denemesi şeklinde yüklendim ve hem muhtemel sınavda çıkması e, olasılıklı soruları görmüş oldum soru senaryolarını hem de bunları nasıl çözeceğime dair bir bakış açısı kazandım o sorular asla boş geçmezdim mesela bu önemli bir nokta. Denemeye girdikten sonra, deneme analizini yaptıktan sonra boş bıraktım ya da yanlış yaptığım sorulardan benim bir çıkarım yapmam lazım. Yoksa boşa çözmüşüm gibi oluyor yani o denemeyi. Bunu iyi yapıp bunun hakkını verip açıkçası bir sonraki denemeye o konuyu mesela artı bir net olarak katmış oluyorsun. Yani bu çok güzel ufak ufak kendi geliştirebileceğim bir metot ve şaşmaz da bu metot. Yani şöyle olur. O konuyu çalışırsın sonraki sınavda yine yanlış yaparsın ama o yanlışın sebebi şudur. Farklı bir soru tipi gelmiştir karşına onu çözmeye hazırlıklı değilsindir. Ama önceki sınav deki soru tipinin aynısı gelse onu kaçırmayacaksın. Çünkü çalışman hakkını verdiysen zaten ona hazırlıklı konuma geliyorsun. Bu da denemeden denemeye seni kararlı bir şekilde geliştiren bir yol. Ben bunu yaptım. Dolayısıyla sene boyunca sürdürülebilir bir e, artış gördüm kendimde. Tabii ki zaman zaman çok fazla düşüşler, e, dalgalanmalar yaşadığımız durumlar oluyor. Bu da TYT'nin acı bir gerçeği açıkçası. Ama bunu uzun vadede sürdürebilirseniz gelişmeyi görüyorsunuz. Benim açımdan böyle ilerledim. Ya ben de aslında şu şekilde yaptım. Kanant'ın videosu izledim. Sonrasında bazı konularda özellikle üçgen problemler gibi oran orantı veya olasılık gibi konularda <laughs> ya önemli ve zor konularda fasikülde çözüm. Yani konu anlatım videosunda hemen hmm. sonraki adımın fasiküldü <laughs> Sonra her konuyu işledikten sonra fasikülden de sonra soru çözüm videoları izledim ve bunu 3-5 farklı hocadan dinledim arkadaşlar. Sonrasında kolay kaynak, orta kaynak, zor kaynak şeklinde ilerliyordum. Ama bazı derslerde seviyem iyi olduğu için Orta kaynak zor bir zor iki şeklinde ilerliyordum. Bazı şeylerde de çok kötü olduğum için temel kolay orta zor bir zor iki de son üç ay tekrarlara hani ben gerçekten fazla kaynak çözerek böyle seviyesi kötü olan bir öğrenciyken fazla kaynakla o yorumlama yeteneğini o analitik düşünmeyi geliştiren bir öğrenci oldum. Aslında çok fazla branş denemesi çözmek ve ben bunları bir arada yaptım. Çünkü hmm. mesela haftada bir genel denemeyle iki genel denemeyle başladığım süreç sonlarda haftada 4-5 denemeye çıktı son iki ayda. Anladım. Ve branş denemeleri haftada 1 iki genel deneme çiziyorken branş denemeleri de vardı. Onun dışında paragraf problem, geometri gibi TYT rutinlerim de vardı. Bunun yanında AYT'ye yi yine okulla beraber götürdüğüm dersler de onu ama bazı şeylerde tabii ki de götüremedim. Çünkü 11. sınıf temelim yetmedi buna. Yani ben limit integrali anlayamadığım için arkadaşlar. Bunları bazen tamam ben 11. sınıfı ilk bir sağlamlaştırayım. Sonrasında AYT'sine 12. sınıf konularına öyle devam edeyim şeklinde yollarım da Aslında zaten benim sınav sürecimi sen de hani yakından biliyorsun. Ben Aralık ayında biz bayağı beraber seminer yaptığımız evet, için çokça anlattım ama Aralık ayından yaşadığım üzücü ve büyük olaydan sonra Mart ayına kadar ben kitap açmadım arkadaşlar. Sonrasında tekrardan bir AYT'ye başlama durumum oldu. Limit, türev, integral, bitki, organik gibi ana konuları bitirdim. Ve bütün bunlardan sonra onları da sınavda kaldırdılar çünkü o sene pandemi Aa, senesiydi. Doğru, doğru. Ve ben benim aslında bir ayım daha gitti. Yani benim dört ayım AYT anlamında çöpe gitti. Ve ben fonksiyonlardan <laughs> tekrardan bir başlamaya başladım. Ve bir baktım AYT matematik netlerim 10-15. TT netlerim 70'e tekrar düşmüş. Ve ben son üç ayda her şeye rağmen günde 12 saat ve verimli püf noktaları gerçekten kafama kazıyan... Ve çok fazla kaynakla orada gördüğüm her soruyu gerçekten çok iyi öğrendiğim. Hatta görmediğim soruları bile yorumlayabilecek kadar İyi öğrendiğim senaryolarda çalıştım ve son 3-4 ayı da ben aslında AYT adına çok verimli geçirdim. AYT'ye zaten bana ne zaman başladınız dediğinizde ben işte o son 3 ay diyebiliyorum aslında. Çünkü gerçekten sıfıra yakındım. Hem netlerim çok kötüydü hem de konularda <laughs> sıfırdım. Yani cidden bu arada örnek takdir edilesi bir süreç kanka ee, bunu mental olarak atlatabilmiş olman. Ama tabii ki arkadaşlar bu size şu çıkarımı yaptırmamalı sonuç 4 ayda AYT nasıl olsa hallediliyor o zamana bırakayım tarzında bir yorum yaparsanız buradan zaten baştan yanlış olur. Kendi açımdan yorumlamak gerekirse TYT'den bahsettim AYT için de arkadaşlar ben şu andan itibaren zaten çalışıyordum çünkü AYT bir sayısalcı olduğum için cidden zor ve halledilmesi gereken çok büyük bir kısım. Bunu halletmek için de açıkçası hani son birkaç ay ya da 2-3-4 ay gibi bir şey sizin için gerçekçi bir hedef olmayacaktır. Çünkü şöyle hani zor durumda değilsen böyle bir hedef koymamalısın zaten. Evet. Mustafa yaşadığı şeyden bahsetti ve binevi böyle bir zor durumda kaldığı için böyle bir süreç yapmış ve gayet de güzel atlatmış. Tabii böyle bir zorunlukta kalırsanız bu konuda benzer çalışmalar uygulayıp günlük kendinizi sıkıştırıp böyle bir şeyi başarabilirsiniz. Tabii ki bu bir ihtimaldir. Ama şu andan itibaren zaten 8 ay gibi bir süre varken bunu daha iyi planlayabilecekken, daha rahat yapabilecekken bunu yapmanız gerekiyor. Ki zaten anlamını. biz de yaptığımız hataları ve doğruları bu yüzden kanalaştık. Yani bizim evet. benim son 3 ayda başarmam gereken şey sen 8 ay uygula ki daha iyisini başar. Ya da Kerim'in elbet yaptığı hatalar ve doğrular var. Hem doğruları uygula hataları da ama daha iyi bir senaryo ve evet. senin temeline göre uyarladığımız senaryoları uygula, programları uygula. Aslında bütün amacımız da bu size katkı sağlamak. Ya evet sonuç olarak herkes aynı şekilde geçirmiyor sınav sürecini. Mustafa'nın anlatabileceği şeylerle benim anlatabileceğim şeyler çok farklı. Ve dolayısıyla size nasıl hitap edebileceğimiz de burada çeşitlilik gösteriyor. O yüzden arkadaşlar burada kendinize göre bir çıkarım yapıp bahsettiğimiz tüm şeyleri, size verdiğimiz tüm önerileri kendinize göre uyarlayıp doğru yolu çizmeniz aslında bir nevi bu sistemin e, çıkışı olacaktır diyebilirim ben. O yüzden e, kendinizi iyi tanıyın kendinizi iyi analiz edin, sınavdan sınava gittikçe daha fazla veri elde edin ve gözlem yapın. Buna göre de hem çalışma programınızı yenileme, hem de süreci kontrol etme anlamında daha söz sahibi olun. Bu sizi başarıya götürecektir. Her soru sınavda çıkacakmış gibi düşünün bence. Çünkü onu o ciddiyetle öğrenirseniz. <laughs> Her sorudan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyor ve onu öğrenebilirsiniz evet. bu ciddiyetle bakarsanız. Sonrasında zaten deneme defleri, işte. bizim anlattığımız diğer videolarımda 1 çarpı 3 çarpı x 2 taktikleri, deneme analizleri, tekrar sistemleri, programlar vesaire bunları zaten siz de hallediyorsunuz. Öğretiyoruz. Kerem de kendi kanalında anlatıyor. Bütün detaylara zaten giriyoruz. Bu videoda asıl bakmanız gereken bakış açısı her şeye rağmen inanarak devam etmeniz lazım. AYT'ye başlamanız gereken dönem herkes için farklıdır. Kendi temelinize göre TYT'yi hallettikten sonra hemen AYT'ye başlamanız lazım. Kerem hemen başlayabilmiş. Ben de bu aralar başlamıştım ama bunların hepsi boşa gittiği için aslında benim bir 3 aylık bir AYT gibi oldu. O yüzden arkadaşlar siz de başlayabiliyorsanız TYT temeliniz buna yetiyorsa hemen başlayın. Ama Tabii ki daha yete daha önemli. O yüzden Kerem'in başlaması ve Kerem'in aslında daha iyi bir benden derece yapması veya daha iyi ilerlemesi, daha fazla branşlarımızı çözmesi bunlar tabii ki bence büyük avantaj. Belki de evet yani etkisi olmuştur. Yani şöyle söyleyeyim. Burada arkadaşlar kesinlikle herhangi bir şeyin olması gerektiği bir standart bir durum yok aslında. Çok fazla çeşitli. Bin tane doğru var. Kesinlikle bin tane doğru var. Ama mümkün olduğunca fazla doğruyu tarafımıza çekmemiz gerekiyor. O yüzden buna göre hareket etmeniz sizin için en doğrusu. Ve arkadaşlar duyduğunuz her doğruyu kendinizi uyarlamadan uygulamaya çalışırsanız da kesinlikle bir yanlışa gidersiniz. Ee, o yüzden böyle kendinizi <laughs> uyarlamanız ve ana fikirlerine odaklanmanız ve kendi sınavınız için yorumlama yeteneği, kendi durumunuz için de bir yorumlama yeteneğine bir analitik düşünmeye sahip olmanız lazım. Yani evet. ben bu konuyu ne kadar anladım? ben bu şeyi ne kadar iyi ilerletiyorum vesaire gibi. Zaten benim hani hali hazırdaki koşku öğrencilerimin hepsine bunu öğretmeye çalışırım. Hatta yapamadıkları soru tiplerine attıklarında direkt o soru tiplerine bak böyle bak. Aa burada bunu gördün mü tarzı onun düşündürtmeye yöneltmeye çalışırım soru tiplerinde bile. Ve bunu kendi eksikleriniz o konuyu anlama seviyeniz. O soru tipinde ne kadar eksik olduğunuzu belirlemeniz de bu sürecin balık tutmalarıdır. Analitik düşünmeleridir. Bunları da güzel yaparsanız derece yapacaksınız. Evet, güzel örnekti bu arada. Ağzına sağlık. Arkadaşlar genel olarak her şeyden bahsettik. Evet. Kerem'e de teşekkür ediyoruz. Çok güzel. E ben teşekkür ederim. Çok doğru bilgiler verdi. Ben çok güzel bir bakış açısı kattığımız Umarım vizyon doğru bir şekilde uyarlanır. Aynen. Öyle Uyarlama çok önemli. Umarım siz de bu videodan alabileceğiniz her şeyi almışsınızdır. Kerem'in kanalına da bakmayı unutmayın. Onun dışında videoyu beğenip abone de olursanız. Süper olur, özellikle olur, olur. Kerem'e de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok ihtiyacım. Ya, <laughs> i̇şte öyle. Biz daha uzun süredir yaptığımız için şey yoksa sen <laughs> daha başarılısın. Yok canım kanka saçmalama. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz diye. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.